Şu ana kadarki çektiğim bütün videoları bir kenara koy ve şu anki videoya odaklan. Çünkü bu videoda inanılmaz taktikler vereceğim. Ve bu taktikler genel olarak oynayışını öne çıkaran taktikler olacak. Ve bu taktiklerle beraber artık daha iyi strafe atabileceksin ve daha iyi adamları vurabileceksin. Tabii ki de olay sende bitiyor. Kendini geliştirmen gerekecek. Ancak bu vereceğim ayarlar sayesinde artık senden iyi oyuncu olmayacak. Eğer düzenli bir şekilde çalışırsan tabii. Ancak videoya geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki like algoritmadır. Bu algoritmayı coşturmak için sizlerden tamı tamına bu video üzerinde 500 artı like bekliyorum arkadaşlar. Bunu yaparsak taktik videolarına devam edeceğim. Ancak gelmesi gameplay videolarına biraz daha dönmeyi düşünüyorum. O yüzden bu video taktik videoların kaderi olacak. Bol bol like bekliyorum sizlerden. Ayrıca her rank özel taktik bu videoda devam ediyor. Geçenki videomuzun 925 VP çekişi açıklandı. Şu anda ekrana çıkan arkadaşımız kazandı. Ve bunu da canlı yayında açıkladık. Canlı yayınları da takip etmeyi unutma. Neyse çok fazla uzattım. Gelin isterseniz bu vereceğim ayar neymiş ve bizi nasıl geliştirebilirmiş ona bakalım. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Valorant'ın mekanikleri neler? Valorant'ın tek bir mekaniği yok. Bir kere ayakta savaşacaksın çünkü ben bunu her videomda anlatıyorum. Oturduğun zaman hareketsiz kalıyorsun. Ancak videomuzun temel konusu bu değil. Bunun aksine daha çok biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz'e dayalı bir ayar göstereceğim. Öncelikle hepimiz biliyoruz ki strafe atarak oynamak Valorant'ın temel bir mekaniği. Yani sabit durduğumuz zaman her türlü ölüyoruz. O yüzden hareketli bir şekilde de ateş ederken mermilerimiz saçma sapan yerlere gidebiliyor değil mi? İşte bu sebepten dolayı bir ayar açacağız ve bu ayarla birlikte mermilerimizin saçma sapan gitmediğini kendimiz göreceğiz ve kendimizi daha da geliştireceğiz. Öncelikle oyunu açtıktan sonra ayarlar kısmına giriyoruz ve buradan görüntüye tıkladıktan sonra niteliklere geliyoruz. Ve en aşağı arkadaşlar şuradan en aşağı indiğiniz zaman ateş etme hatası diye bir yer var. Bunu sadece grafik alana çekeyim. Peki bu bize ne işimize yarayacak? Ve kardeşim sen hareketli oluyorsun ve adamı vurduğun zaman yani vurduğunu zannederek ateş ediyorsun ve mermin gitmiyor ve haklı olarak diyorsun ki kardeşim boyun bozuk. Ben bu oyunu bir daha oynamam aga, böyle oyun olmaz, ben vuruyorum mermi gitmiyor. Cart cut diyorsun. E kardeş, demek ki sen hareketli bir şekilde sıkıyorsun, yani problem sende. İşte bu yüzden bu ateş etme hatasını açtığın zaman hareket mi ediyorsun yoksa sabit bir şekilde düzgün bir ateş mi ediyorsun, bunları görüyorsun. Mesela şöyle düşünün, karşınızda bir ekip var ve siz hareketli bir şekilde ateş ediyorsunuz ama durduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu sefer grafikte mavi bir işaret çıkıyor, yani burada size bir probleminiz var kardeşim demeye getiriyor. Ancak eğer sabit bir şekilde ateş ederseniz adamı vurma olasılığınız inanılmaz yüksek olacak. O yüzden bol bol deathmatch atın, tam gaz girin ve diğer oyun modlarına da bakın. En son olarak da rekabetçiye girin ve kendinizi bu ayarla birlikte deneyin. Ancak ben şunu demiyorum. Kardeşim her an orayı takip edeceksin, her an oraya bakmak zorundasın, oraya bakmazsan gelişemezsin falan demiyorum. Ancak bir gözünde deathmatch oynarken o tarafta olsun. Çünkü kendini asıl olarak tam gaz ve deathmatch'te geliştirebilirsin. Rekabetçi orada geliştirme yeri değil arkadaşlar. Rekabetçi geliştirme yeri değil. Rekabetçi kendinizi deneme yeri. Bunu çok defa anlattım. Yine de anlatabilirim. Sıkıntı değil. Öncelikle kendinizi geliştireceksiniz. Poligonda, deathmatch'te, tam gazda. Ardından rekabetçi de uygulamak edeceksiniz. Rekabetçi de hemen abi ben çabaladım olmuyor kardeşim, ben yapamıyorum falan demeyin. Çünkü asıl mevzu yani tecrübeyi de direkt olarak rekabetçi maçlardan alacaksınız. Eğer bu taktik açık oynarsanız emin olun rankınızı iki katına çıkartabilirsiniz. Bu videom diğer videolarımdan daha önemliydi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Biliyorsunuz ki like algoritmadır. Bol bol like'ınızı bekliyorum ve her rank özel taktik verdiğimi de belirtmek istiyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.